Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bugün tarım sektörüyle beraber birçok alanı etkileyen, herkesi yakından ilgilendiren bir konuyu gündeme getireceğiz. İklim değişikliğini. Bloomberg HT olarak gün boyu bu konuda yayınlarımız devam edecek. Saat 16'da Finans Merkezi'nde Gökhan Şen yine bu konuyu ele alacak. Biz de bugün Tema Vakfı Genel Müdürü, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Barış Karapınar'la iklim değişikliğinin etkilerini, mevcut tabloyu, önümüzdeki riskleri, tehditleri ve bunun sosyolojik boyutundan, ekonomik boyutuna, politik boyutundan birçok noktasına birlikte değineceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Şimdi iklim değişikliğini biz zaman zaman konuşuyoruz. Geçtiğimiz yılda sizle beraber yayın yapmıştık. Tabii bu konu biraz insanların dikkatini kolay kolay çekmiyor. Çok konuşuluyor ama etkilerini birebir yakından çok hissetmediğimiz için, uzun vadede bunların etkilerini gördüğümüz için biraz arka planda kalıyor. Ama biz bunu sık sık gündeme getirmeye çalışıyoruz. Siz de hem Tema Vakfı olarak bu konuda projeleriniz var, çalışmalarınız var, gündeme getiriyorsunuz. Ve geçtiğimiz haftalarda yine NASA'nın bir açıklaması vardı. Son 900 yılın en kurak dönemini geçiren bir bölge olarak Türkiye'yi içine alan bir bölgeden bahsediyor. Doğu Akdeniz'den bahsediyor. Şimdi küresel iklim değişikliğinde neredeyiz? Genel bir tabloyu bir çizelim isterseniz, ondan sonra detaylara girelim. Şimdi iklim değişikliği konusunda durum ne yazık çok parlak değil. 2015 yılı dünyanın tarihe geçmiş en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Şubat ayı, yani geçtiğimiz Şubat ayı da yine kayıtlara geçmiş en sıcak Şubat ayı olarak tarihlere geçti. Halde bu alanda önemli derecede etkilerini aslında yaşıyoruz. Sadece bu etkilerin, yaşadığımız etkilerin tam olarak iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını biraz daha iyi irdelememiz gerekiyor. Örneğin Suriye krizinde iklim değişikliğinin etkilerini yaşıyoruz. Sizin söylediğiniz NASA'nın çalışması Doğu Akdeniz'de 900 yılın en kurak döneminin yaşandığını ortaya koydu. Özellikle 2006'dan sonra Suriye'de yaşanan kuraklık, ki yine tarihin en kurak dönemini yaşamıştı Suriye. 1,5 milyondan fazla insanın köylerden kentlere göçmesine neden oldu. Burada ciddi bir kırılganlık yaşandı. O kırılganlığın da siyasi sorunun, iç savaşın tetikleyici nedenlerinden biri olduğunu söyleyen akademik çalışmalar var. Haliyle Suriye krizi bugün bizi ne kadar etkiliyorsa, ki her gün bunu hissediyoruz, bunun bir tarafında iklim değişikliğinin olduğunu bilmek gerek. Öbür tarafta gıda fiyatları üzerinden etkiliyor bizi. Biliyorsunuz gıda fiyatları dünya genelinde yine 2007'den beri ciddi derecede arttı. Türkiye'de %100 arttı. Bir de dalgalanma yaşanıyor, iklimle bağlantılı. Aile, yoksul insanlar en fazla etkileniyorlar bundan, yoksul aneler. Ev hanımlarımız pazara gittiğinde aslında iklim değişikliğinin etkilerini pazar sepetlerinde görüyorlar. 5 sene önce aldıkları pazar sepetine ödedikleri parayı şimdi daha fazla ödeyerek bunu hissediyorlar. Hayatın değişik alanlarında biz bunu hissediyoruz. Bilimsel seviyede de biraz önce söylediğiniz çalışma bunun bir örneği. Biz gözlemliyoruz. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede sıcaklıklar artıyor geçmişe göre. Yağışlar azalıyor ve bu trendin de iklim değişikliği nedeniyle devam etmesini öngörüyor bilimsel çalışmalar. Hocam, mesela şimdi Türkiye tarafına da baktığımız zaman mevsimsel geçişler bir kere çok sert olmaya başladı. Hani 4 mevsimi yaşayan bir ülkeyiz diyoruz ama artık tam anlamda bir 4 mevsimi de yaşıyor gibi değiliz. Yani kıştan direkt yani bahar ya da sonbaharı biraz kısa geçmeye başladık. Aynı şekilde eskiden Amerikan filmlerinde gördüğümüz işte hortumlar, şunlar bunlar artık birçok yerde gözüküyor. Marmara Denizi'nde görüyoruz, Akdeniz'de görüyoruz. Çok olağan, sık gördüğümüz şeyler değildi bunlar. Ve Türkiye'nin artık yarı tropik iklim dönemi yaşadığı söyleniyor. Buna katılıyor musunuz? Yani böyle bir gidişat görüyor musunuz? Zaten sorunun sadece küresel ısınma değil de iklim değişikliği olarak tanımlanmasının nedeni de bu. Biz iklimler içinde, iklimlerin temel karakteristikleri üzerinde bir değişim yaşıyoruz. Her iklimin aslında, iklim demek ortalama hava sıcaklığı, işte yağışlar, nem oranı gibi temel parametreleri var. Her iklimin kendi içinde bir değişkenliği var aslında. Bazı iklimler daha fazla değişken, bazı iklimler ortalamada daha az değişken. Ama iklim değişikliği bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada da iklim
kendi parametreleri içindeki değişkenliği de artırıyor. Yani daha önce yaşamadığımız şeyleri daha sık yaşamaya başlıyoruz. Özellikle aşırı iklim olaylarında bunu görüyoruz. Hem dünya genelinde hem Türkiye'de. Aşırı iklim olaylarının örnek tabii ki kuraklıklar. Bunların eskiden de bizim bulunduğumuz coğrafyada 1000 yıl önce de kuraklıklar yaşanmış. Ama bu kuraklıkların sıklıkları ve yoğunlukları artıyor iklim değişikliği nedeniyle. Aynı şekilde seller. Tabii ki Türkiye'de, başka ülkelerde de öyle. Atlantik kıyılarında, Pasifik kıyılarındaki ülkelerde seller hep yaşanmış. Ama artık 30 senede, 50 senede bir yaşanan olaylar 3 senede bir, 2 senede bir, her sene yaşanır hale geldi. İklim değişikliğinin en temel sorunlarından biri de bu. Aşırı iklim olaylarının ve bildiğimiz iklim karakteristiklerinin değişmesi ve değişkenliğinin de giderek artması. Yani aslında iklim değişikliği kendi içerisinde bir süreç. Ama sanırım son dönemde buna en büyük etkiyi insanoğlu mu katkıda bulunuyor bu değişime? Ya da neler var iklim değişikliğini konuşurken? Bu değişimin arkasındaki sebepler, temel sebepler neler hocam? Şimdi biz iklim değişikliğini ele alırken tabii iklimlerin kendi içinde değişkenliğinden bahsettik. Bunun doğal olduğundan bahsettik. Onun dışında dünyanın içinde bulunduğu güneş sisteminin bir takım döngüleri var. Uzun vadeli işte 26 bin yılda oluşan döngüler var. 40 bin yılda oluşan döngüler var. Bunun iklime etkisi var. Onun dışında volkanik aktivitelerin iklime etkisi var. Bunlar en temel doğal iklim etkilerinin ortaya çıkış şekli. Ama bizim iklim değişikliği son dönemde, son 100 senede yaşadığımız iklim değişikliğinin temel kaynağı insan etkinlikleri. O da fosil yakıtların yer altından çıkartılıp emisyonlarla birlikte atmosfere salınmasından kaynaklanıyor. Atmosferde bizim üzerimizdeki dünyayı yaşanabilir hale getiren atmosfer giderek ısınıyor. Ve sistemler içindeki döngü değişiyor, dengeler değişiyor. Haliyle de biz bunun etkilerini yaşıyoruz. Ama temel sorun, son 100 senede, son 50 senede yaşadığımız temel sorun, insan kaynaklı bir iklim değişikliği sorunu. Bu dünyadaki son tabii yıl sonunda da, geçtiğimiz yılın sonunda da Paris zirvesinde gündeme geldi. Oradan da bir karar çıktı. Siz o kararı nasıl okuyorsunuz? Uygulanabilir mi gerçekten? Tamam, hani temenni ya da niyet tarafında herkes hemfikir ama sonuç itibariyle onu teoriden pratiğe geçirme noktasında ışık görüyor musunuz? Şimdi bir anlaşmanın olması çok önemli. Anlaşmanın en temel özelliği de bir hedef koydu. İklim değişikliğine neden olan sıcaklık artışlarını 1,5 derecenin altında tutmak ya da 2 derecenin altında tutmak gibi bir hedef. Bu bizim için önemli bir hedef. Bizim yaptığımız işleri dünyaya bir hedef koymuş oluyor. Özel sektöre bunun yansımaları var. Belki onlar üzerine konuşabiliriz. Özel sektöre sinyaller veriyor. Hükümetlere sinyaller veriyor. Vatandaşlara sinyaller veriyor. Hepimizin bir hedefi olarak ortaya çıktı. Bunu umut verici bir değerlendirme olarak sunabiliriz, gelişme olarak sunabiliriz. Ancak bunun ne kadar gerçekçi olduğu konusunda ciddi sorunlar var. Biz hiçbir şey yapmazsak, yani bildiğimiz yolda devam edersek, fosil yakıtları bu derece yoğun bir şekilde kullanmaya, yakmaya devam edersek, atmosferi kirletmeye devam edersek, bizi 5 derecelik, 6 derecelik sıcaklık artışları bekliyor. Şu an biraz önce konuştuğumuz, şimdiye kadar yaşadığımız sorunların ortaya çıkmasına neden olan iklim değişikliği, sıcaklık artışları 1 derece civarında bir sıcaklık artışı. Yani 1850 ile kıyasla biz 1 derecelik bir artış yaşıyoruz şu an aşağı yukarı. Bunun etkilerini biz hali hazırda yaşamaya başladık ve yaşıyoruz. Düşünün 5 derece, 6 derecelik sıcaklık artışlarının ne gibi etkilere yol açabileceğini hepimiz tahmin bile edemiyoruz aslında. Tahmin etmek bile zor. Hiçbir şey yapmazsak o yolda, o senaryo üzerinde ilerliyoruz. Paris öncesinde ülkeler niyetlerini bildirdiler. Yani iklim değişikliğiyle mücadele niyetlerini bildirdiler. İçinde Türkiye'nin de olduğu ülkeler. Bu niyetleri topladığımız zaman, alt alta koyduğumuz zaman bunun iklime yansıması 3 derecelik bir artış. Yani ülkeler kendi niyetlerini uygulasalar bile biz 3 derecelik, aşağı yukarı 3 derecelik bir sıcaklık artışına maruz kalacağız. Bu da yeterli değil. Bu da çok ciddi anlamda tehdit edici bir durum. Anlaşmada 1,5 dereceyi hedef olarak koydu. Haliyle var olan durumla niyetler arasında büyük bir uçurum var. Niyetlerle de anlaşmanın hedefi arasında büyük bir uçurum var. Bu uçurumların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Ve bu 1,5 derecenin ya da 2 derece hedefinin tutturulabilmesi için 2050 yılında küresel ekonominin tamamen karbonsuzlaştırılması lazım. Yani biz neredeyse %100 yenilenebilir enerjiye geçmemiz lazım. %100 geri dönüşüme geçmemiz lazım. Enerji verimliliğine ciddi yatırım yapmamız lazım. Ve en önemli çıktılardan biri de
fosil yakıtları, özellikle petrol ve kömürü büyük bir çoğunlukla yerin altında tutma zorunluluğunu da getirmiş oldu bu. Yani biz bu hızla fosilleri tüketmeye devam edersek zaten bu hedefi tutturmamız mümkün değil. Hedefi tutturmak için de bir an önce fosil yakıtları yerin altında bırakıp yenilenebilir enerji kaynaklarına hızlı bir şekilde yönelmemiz gerekiyor. Peki hocam, biraz önce değindiniz senaryolara göre. Zaten artı bir şu anda hissediyoruz sıcaklık artışını. Bu artı üçler, artı beşler olma riski var. İklim değişikliğini belki biraz daha somutlaştırmak, etkilerini somutlaştırmak adına tahmin etmek zor etkilerini, ama olası senaryolar neler? Yani artı üçü gördüğümüz zaman Türkiye için en basitten bakarsak, yani güney kısmını düşünemiyorum bir kere Türkiye'nin. Ne olur? O bölgeden göçler mi başlar? Ya da ne bileyim, o bölgede artık yaşamak imkansız hale mi gelir? Kuzeye doğru bir göç mü olur? Nasıl bir şey, bir senaryo var? Bunun ekolojik sistemlere etkisini bir incelemek lazım. İşte bizim orman sistemlerimize, biyoçeşitlik sistemlerimize etkisi, toprak üzerine etkisi, su kaynakları üzerine ciddi etkileri var. İklim değişikliği totalde bir değişikliğe neden oluyor. Bu anlamda farklı kırılganlık seviyesinde ekolojik sistemler var. Adaptasyon kapasitesi düşük ekonomik ekolojik sistemler var. Bunların üzerine doğrudan etkisi olacak. Şimdi biraz önce bahsettik. Sıcaklıklar artıyor Türkiye'de, yağışlar azalıyor. Su konusu ciddi anlamda sorunlu bir durum Türkiye için. İnanılmaz risklerin çok ciddi anlamda yüksek olduğu bir alan. Çünkü yağışlar Türkiye'de azalıyor ve iklim değişikliğinin nedeniyle 3 derecelik bir sıcaklık artışı ve benzeri etkiler üzerinden yağışların daha da azalmasını bekliyoruz. En fazla da bu İç Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu, Akdeniz bölgesini etkileyecek. Sadece Doğu Karadeniz'in doğusunda yağışların artması bekleniyor. Onun dışındaki tüm bölgelerimizde yağışların azalması bekleniyor. Şimdi bunun etkileri, bir de biraz önce bahsettiğimiz aşırı iklim olaylarının etkisi var. Kuraklıkların sıklığı artacak. 3 derecelik bir artış görürsek yoğunluğu artacak. Buradan sosyoekonomik etkilere geçebiliriz. Bizi nasıl etkileyecek? Hayatımızı nasıl etkileyecek? Hepimizin hayatını doğrudan etkileyecek ve etkiliyor. Tarımda sizin tabii ki ilgi alanınız. Doğrudan etkileri göreceğiz ve hali hazırda görüyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede verimlilikler zaten düşüyor. Daha doğrusu artması gerektiği şekilde artmıyor. Verimlilik artışlarında bir azalma var. Bu azalmanın devam etmesini bekliyoruz. 2030'lara, 2040'lara, 2050'lere geldiğimiz zaman. Aslında tarımda yine ilginç bir etki. Şu an bir derecelik artış bazı ülkelerde, örneğin Rusya gibi, Ukrayna gibi, Orta Asya ülkelerinde olumlu da etkileyebiliyor. Olumlu etki yapıyor. Çünkü daha önce tarıma uygun olmayan alanlar şu an tarıma uygun halde. Üretim artıyor, verimlilik artıyor. Oradan da ticaret başlıyor aslında. Dünya ticaretine de etkisi var bunun. Ancak 3 dereceyi geçtiğimiz zaman şu an pozitif etki gören ülkeler de olumsuz olarak etkilenmeye başlıyorlar. Yani 2050'lerden sonra 3 dereceyi 4 dereceyi görürsek biz dünyanın genelinde tarım üzerine ciddi olumsuz verim etkisi bekliyoruz. Model çalışmaları bunu gösteriyor. Verimler düşünce ne olacak? Fiyatlar artıyor. Çünkü bir taraftan talep artıyor. Nüfus arttığı için aynı zamanda ekonomik gelişmenin sonucunda gıdaya talep artıyor. Birincil tüketimden ikincil tüketime geçiyoruz. İşte patatesten, buğdaydan et, süt, protein ürünlerine, şeker ürünlerine geçiş de talebi artırıyor. Gender arasında sıkışmış bir tarım sektörü bekliyoruz. Üretim ve tüketim tarafında fiyatların biz IPCC, Hükümetlerarası İklim Değişikliği raporunda ortaya koymuştuk. %100'e varan fiyat artışları bekliyoruz gıda ürünlerinde. Bazı ürünlerde %100'ün üzerinde bir artış bekleniyor. Sadece iklim değişikliğinin etkisi. Yani fiyatlar artmaya devam edecek çünkü nüfus artıyor, talep artıyor. O fiyat artışlarının üzerine gelecek bir fiyat artışı bekliyoruz. Ticaret adleri değişecek. Ticaret akışları değişiyor. Bu alanda da ciddi değişkenlikler bekliyoruz. Şehirlerimiz doğrudan etkilenecek. Su kıtlığı İstanbul'da biliyorsunuz 2013-2014'te yaşanmıştı, yaşanmak üzereydi. Ankara'da, İzmir'de benzer kıtlıkların giderek artmasını bekliyoruz. Turizm sektörü doğrudan etkilenecek. Altyapı sektörü doğrudan etkileniyor. Enerji sektörü, hidroelektrik enerji sektörü doğrudan etkilenecek. Hali hepimizin hayatını doğrudan etkileyecek ve olumsuz yönde etkileyecek tehditlerle karşı karşıyayız. 3 derecelik bir artışı öngörüyorsak. Bir de belki ekleme olarak bu tarımdaki o fiyat artışına değindiniz. Belki bizim üretim desenimiz bile değişecek. Tabii. Yani güneyde ya da İç Anadolu'da yetiştirdiğimiz bir ürünü belki İç Anadolu'da yetiştirmeye başlayacağız. Oradakini belki, yani kaymalar, o Rusya örneğinde verdiğiniz kaymaları muhtemelen
yaşayacağız gibi gözüküyor. Tabii. Kaymalar olabilir. Ürün desenlerinde farklılaşmalar olabilir. Zaten çiftçiler bunu hali hazırda hissediyorlar ve uyguluyorlar. İşte buğdaydan çıkıyor, arpaya geçiyor. Arpa daha erken biçildiği için, Haziran yağmuru istemediği için atıyorum Orta Anadolu'da. Ürün deseninde değişimleri zaten yaşıyoruz. Tohum seçimlerinde değişimler olacak. Hastalıklar, tarımsal hastalıkların dünya coğrafyası üzerindeki etkisi ve çeşitliliği değişiyor. Daha önce bizde görünmeyen hastalıklar ortaya çıkabilir. Hayvanlar, hayvancılık sektöründe aynı şekilde daha önce ülkemize görünmeyen hastalıklar ortaya çıkabilir. Doğrudan etkileri hissediyor olacağız. Çiftçiler, üreticiler bunları hissediyorlar ve uygulamalarını da yavaş yavaş değiştiriyorlar. Sadece burada tabii yapılması gereken de çok şey var. Belki onları da ayrıca konuşuruz. Tabii. Şimdi izleyicilerimizden de Şefiye Kurt tweet atmış. Kışında aşırı eksi donoraları oluyor. Küçük çapta tarımcılık yapmaya çalışıyorum. Bu iklim değişikliği çok etkiliyor. Yazın aşırı sıcak diye. Birçok üreticinin zaten şu anda belki tedirgin olduğu, biraz önce yayının başına siz değindiniz, en sıcak Şubat'ı yaşadık ki böyle bir mevsimde bizim yağışa ihtiyacımız var. Mart'ta keza aynı şekilde havalar çok çok şu anda son dönemde bir soğuma oldu İstanbul tarafında, ama hani Nisan'a kadar aslında biz bir risk, don riskinde kenarda tutuyoruz bu mevcut şartlarda. Tarım tarafında bu bahsettiğiniz işte kuraklık etkisi, suyun kıtlığı noktasında Türkiye'nin tarım tarafında bir acil eylem planı var mı bu noktada? Bir uyum eylem planı var tarım tarafında. Ayrıca mikro çapta yapılan çalışmalar var. Örneğin kuraklık üzerine yapılan çalışmalar var. Çiftçilerin kendi yaptıkları otonom adaptasyon dediğimiz kendi kendine uyguladıkları değişiklikler var. Özel sektörün yaptığı çalışmalar vardır. İşte kuraklık direnci yüksek tohumların geliştirilmesi ve benzeri üzerine. Ama bizim daha makro seviyede bu işi çok daha iyi planlayıp iklim değişikliğinin etkilerini bölge bölge mikro seviyede tespit edip bilimsel çalışmalarla, modelleme çalışmalarıyla ortaya çıkartıp kırılganlıkları ortaya çıkartıp sadece ekolojik kırılganlıklar değil, su, toprak, orman kaynakları, tarım kaynakları üzerine kırılganlıklar değil, aynı zamanda sosyoekonomik kırılganlıkları ortaya çıkartıp, çünkü iklim değişikliği biraz önce bahsettiğim gibi kırılganlığı en yüksek toplumsal grupları en fazla etkiliyor. Örneğin yoksul çiftçiler, zaten sermayesi olmayan, işte teknolojik donanım olmayan, bilgiye erişimi kısıtlı olan, zaten zor coğrafyalarda yaşayan çiftçiler bundan en fazla etkilenecek. Onlara öncelik vererek adaptasyon kapasitesinin geliştirilmesi lazım. Haliyle hem makro seviyede planlamanın çok iyi ve bilimsel seviyede yapılması lazım. Aynı zamanda mikro seviyede de uygulamaların bu makro seviyedeki planla örtüşecek şekilde çeşitlendirilip bilimsel temelleri oturtulup uygulanıyor olması lazım. Ciddi anlamda kaynakların önceliklendirilmesi lazım. Biz tarım sektöründe aslında önemli kaynaklar kullanıyoruz. Destekler üzerine araştırma, destekler özellikle tarımsal desteklemeler seviyesinde. Ama bunların niteliğini değiştirmemiz lazım. Yani yeni kaynaklar ayırmıyorsak bile var olan kaynakların niteliğini ve önceliğini değiştirmemiz lazım. Çevre etkisini, iklim etkisini ön plana çıkartacak şekilde bunları azaltacak, çiftçinin uzun vadeli adaptasyon kapasitesini artıracak şekilde bu fonları, bu kaynakları kullanıyor olmamız lazım. Yani iklim değişikliğini tarım politikamızın merkezine koymamız lazım. Ona göre önceliklerimizi belirleyip kaynaklarımızı ona göre değerlendirmemiz lazım. Bu alanda atmamız gereken çok adım var. Bilimsel anlamda da, akademik anlamda da yapılması gereken çok şey var. Orada da yavaş gidiyoruz ne yazık ki. Son dönemde yapılan çalışmaların sayısı ve niteliği artsa da orada nelerimiz eksik hocam? Burada biraz önce bahsettiğim çalışmaların yapılıyor olması lazım. Yani makro seviyede modelleme çalışmaları, sadece iklim modellemesi değil, sosyoekonomik modellemeler, tarımsal modellemeler, ticaretle ilgili modellemeler. Yani en basit örneği, iklim değişikliği Türkiye'nin tarımsal ticaretini nasıl etkileyecek? Biz dünya genelindeki modeller üzerinden biliyoruz ki Türkiye'nin örneğin hububatta İthalatı artacak, ama ne kadar artacak, nereden gelecek, risk haritalarının çıkartılması gerekiyor. Yerel seviyede dediğim gibi modellemelerin yapılması, kırılganlıkların ortaya çıkartılması, su modelleriyle, toprak modelleriyle, iklim modellerinin örtüştürülüp çalışmalar yapılması lazım. Her yerde bir de etkiler
yerelde ortaya çıktığı için mikro seviyede en küçük ovada bile, en küçük köy seviyesinde bile yapabileceğimiz araştırmalar, analizler var. Ve politikaların da bu analizler üzerine kuruluyor olması lazım. Bunun dışında eğitim çalışmaları var. Çiftçilerle yapmamız gereken iletişim çalışmaları var. Bilinçlendirme çalışmaları var. Yani topyekün bu işi sahiplenip önceliklendirmemiz gerekiyor. Bahsettiğiniz şey bayağı bir Türkiye'nin ciddi ev ödevleri var. Bayağı bir ders çalışması gerekiyor anladığım kadarıyla. Ve bunu belki kurumlar arasında biraz etkileşim, iletişim olması gerekiyor. Siz ucundan zaten değindiniz. Hani işin devlet tarafı var, atması gereken ya da alması gereken kararlar, özel sektör tarafı var ve üniversiteler tarafı var. Bir de sivil toplum etkiliği. Bir de sivil toplum tarafı var. Dörtlü, bir masanın dört ayağı gibi. Bunların organize bir şekilde muhtemelen bu süreci birlikte aşması gerekiyor diye anlıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü tek başına aşılabilecek bir sorun değil bu. Üreticiyle aynı zamanda tüketicinin bir araya gelmesi lazım. Sivil toplum örgütlerinin bu alanda daha da etkin çalışması lazım. Biz tema olarak kırsal kalkınma projeleri yapıyoruz. Antep'te şimdi Karadeniz'de bir projeye başlıyoruz. Organik tarım üzerine bir proje başlıyoruz. Sertifikasyon projesi yapmayı planlıyoruz 2016'da. Gıda güvenliğini özellikle iklim değişikliği çerçevesinde sahipleniyoruz. Bizim gibi çalışan diğer sivil toplum örgütleri de var. Devlet kurumsal kurumların içinde de iklim değişikliği üzerine çalışan birimler var. Tarım Bakanlığı bu alanda araştırmalar yönlendiriyor ya da mikro seviyede çalışmalar yapıyor. Ama bunların ölçeklerinin giderek büyütülmesi lazım. Ve en temel nokta bizim makroekonomik politikalarımıza yansıması ve makroekonomik politikalarımızın önceliklerinin arasına mutlaka iklim değişikliğinin girmesi gerekiyor. Sadece uyum değil, öbür taraftan bizim mitigasyon yani iklim değişikliği savaşım alanında yapmamız gereken çok şey var. Hem Türkiye olarak hem de dünya olarak. Biraz önce Paris Anlaşması'ndan bahsettik. O anlaşmadaki hedefe ulaşılabilmesi için Türkiye'nin de içinde olduğu ülkelerin, hızla gelişmekte olan ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin hep birlikte sorumluluk alması lazım. Bu sorumlulukta özellikle fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş üzerine olmalı ve çok hızlı bir geçişe ihtiyacımız var. Türkiye inanılmaz kaynaklar sunuyor bize yenilenebilir enerjide, güneşte, rüzgarda. Yalnız bu alanda çok yavaş ilerledik ne yazık ki. Almanya'da 40 gigawatt rüzgar varken, 40 gigawatt güneş varken bizim toplam kurulu gücümüz 72-73 gigawatt. Güneşten ve rüzgardan topladığımız toplam enerji 5 gigawattın altında. Bu alanda çok yavaş gelirledik. 500 gigawatt güneş potansiyelimizin olduğu söyleniyor. 80 gigawatt rüzgar potansiyelimizin olduğu söyleniyor. Bu potansiyeli bir an önce harekete geçirmeli. Bir an önce bu potansiyelden yararlanmamız lazım. Çünkü iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biriyiz. Biri olmaya devam edeceğiz. Bu alanda da sorumluluk alıp iklim değişikliğiyle de mücadele etmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğiniz şekilde bir de toprak, su, hava. Zaten bu üçünün üzerinden biz birçok şeyi konuşuyoruz. Türkiye'nin o noktada biraz karnesini soracağım size tekrar. Toprak tarafında, tarım arazileri noktasında ya da sahip çıkma noktasında neredeyiz? Su konusunda zengin bir ülke olmadığımızı biliyoruz. Ama bunun farkında mıyız? Orada ne gibi bir şeyimiz var? Hava zaten o da ayrı bir sorun. Üçünü de sizden alalım. Topraktan başlayalım. Zaten Türkiye temanın varoluş nedeni de erozyonla mücadele, çölleşmeyle mücadele böyle bir sorun olduğu için tema kurulmuş ve 25 yıla yakındır bu alanda mücadele ediyoruz. Şimdi Karadeniz'de bir projeye başlıyoruz demiştim. Burada ciddi bir toprak sorunu var. Toprak asitleşiyor. Asitleşmenin temel nedeni de yanlış gübre kullanımı, aşırı gübre kullanımı, yanlış zamanlamalı gübre kullanımı ve organik gübreden kimyasal gübrelere geçiş. Biz bu sorunla mücadele etmek istiyoruz. Burada bir özel sektör desteğiyle birlikte geliştirdiğimiz projede çiftçilere eğitim vereceğiz. İmamlara eğitim vereceğiz, çocuklara eğitim vereceğiz. Çay ailesinin içindeki tüm bireylere eğitim vereceğiz. Karadeniz'de böyle bir sorun var. İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'nun belli bölgelerinde ciddi bir çölleşme riskiyle karşı karşıyayız. Bir tarafında iklim değişikliği bu riskleri giderek artırıyor. Bir tarafında bizim toprak ilişkimiz bu riskleri artırıyor. Yani çölleşmenin, erozyonun önündeki en büyük engel aslında bitkileşme, bitki örtüsünün tutulması ve korunması. Meraların korunması ciddi anlamda sorunsal bir alan Türkiye'de. Biz ve tarımsal etkinliklerin etkisini de yüksek derecede yaşıyoruz bu topraklarda. Toprak karnemizin çok iyi olduğunu, toprağın sürdürülebilir kullanılması yönündeki politikalarımızın ileri seviyede olduğunu söylemek zor. Bu alanda umut verici adımlar atılsa da. Su konusunda su fakiri bir ülkeyiz.
su verimliliğimizi artırmamız lazım. Su %70'i tarımda kullanılıyor. Geri kalanı sanayi ve konut tüketiminde kullanılıyor. Tarımda biz suyu çok verimsiz kullanıyoruz. Güneydoğu'da GAP projesini biliyorsunuz. Oluk oluk sular akıyor. Bir taraftan toprak tuzlanıyor. Bunun ciddi ekolojik etkileri de var olumsuz yönde. Ama çok verimsiz kullanıyoruz. Yani birim suyla ne kadar ürün üretiriz üzerinden değerlendirmemişiz suyu. Sadece suya erişim üzerinden değerlendirmişiz projeleri. Aynı şekilde şehirlerde, endüstride de suyu verimli kullanmıyoruz. Yağmur suyunu geri dönüşümü, kullanılmış suyun geri dönüşümü alanında yapmamız gereken, atmamız gereken çok büyük adımlar var. Hava konusunda da tabii ki hava kirliliği büyük şehirleri etkileyen en temel sorunlardan biri. Burada da bir kömüre dönüş de var aslında. Konutsal kullanımda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir tarafı da iklim değişikliği tabii ki emisyonlar üzerinden. Bu alanda da atmamız gereken adımlar var. Haliyle toprağı, suyu, havayı sahiplenen politikalar belirlememiz gerekiyor. Aynı zamanda tabii siz bugün burada çok güzel bir program yapıyorsunuz iklim değişikliği öncelikli. Bu alanların tüm paydaşlarla sahiplenip iletişiminin bu alandaki bilincinin de artırılması gerekiyor. Konu aslında çok uzun. Yani çok geniş. Dediğiniz gibi olayın biz kısmen sınırlı zamanda ekonomik tarafına değindik, politik tarafına değindik. Göç tarafı ciddi bir sorun. Bu ülkenin kendi içerisinde bir göçten bahsediyoruz. Bazen kırsaldan kente, bazen de işte ülkeler arası göçü oluyor ki bu Suriye krizinde, mülteci sorununda tüm dünya buna şahit oldu. Medya olarak da biz bunu zaman zaman gündeme getireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki dönemde tekrar yayınlar yapacağız hocam. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim hassasiyetiniz için. Sağ olun. Tarım analizin sonuna geldik. İklim değişikliğinin etkilerini konuştuk. Ekonomik, sosyal, politik yansımalarını konuştuk ve önümüzdeki riskleri masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeniden yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.